Uzun yıllardır süren İran'ın nükleer programı ile ilgili görüşmelerin dün uzlaşmayla sonuçlanması Tahran sokaklarında gece geç saatlere dek kutlandı. İranlılar İsviçre'den dönen anlaşmanın kahramanı olarak gördükleri Dışişleri Bakanı Zarif'i de sevinç gösterileriyle karşıladılar. Terör örgütü Eş-Şabab tarafından Garissa kentindeki üniversitede gerçekleştirilen katliamda ölenlerin sayısı 147'ye yükseldi. Kenya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu saldırının Kenya devletini korkutamayacağı ve terörle mücadeleye devam edecekleri bildirildi. Yaklaşık 4 haftalık çatışmaların ardından Irak ordusunun hakimiyetine geçen Tikrit kentinde IŞİD'in bıraktığı bombalı tuzakların temizlenmesine çalışılıyor. Adını vermek istemeyen bir subay, içine çok sayıda bomba yerleştirildiği düşünülen Saddam Hüseyin Sarayı'na şu an için giremediklerini belirtti. Çin donanmasına ait bir savaş gemisi Aden kentinden 10 farklı ülkenin vatandaşı olan 225 kişiyi tahliye etti. Çin tarihinde ilk kez yabancı ülke vatandaşlarının bir kriz bölgesinden tahliyesine aracılık etmiş oldu. Gemi yolcularını Afrika ülkelerinden Cibuti'de indirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama, dolar kurunun uluslararası piyasalarda değer kazanması nedeniyle Amerikan malları ihracatının zorlandığını dile getirdi. Avrupa ve Asya ekonomilerinin zayıf olduğunu belirten Obama, bu yüzden çok sayıda insanın dolara yatırım yaptığını kaydetti. Filipinler'de 6 Katolik Hristiyan Kutsal Paskalya Cuması nedeniyle kendilerini el ve ayaklarından çivileterek çarmıha gerdirdi. Hazreti İsa'nın çektiği acıları çekerek ona daha yakın olmayı amaçlayan bu uygulama kilise tarafından tasvip edilmiyor.